özellikle erkek kısırlığında sperm azlığı grubunda ve özellikle azo spermi grubunda çok sık gördüğümüz bir sebep var. İnmemiş testis. Çocukluk çağından itibaren testislerin birinin veya ikisinin inip çıkması, kasıkta kalması, kasıktan testise, torboya ara sıra düşüp ara sıra yukarı çıkması gibi durum kriptorşidizm. Yani inmemiş testis. Bunun 5-6 formu var. Fakat hangi formda olursa olsun bunlar kasık içi sıcaklık değeri, testisin bulunduğu torbadaki sıcaklık değerinden 2 derece fazla olduğundan dolayı sıcakta kalan spermler bozulmakta ve zaman içinde sperm azlığı, sayı azlığı, şekil bozukluğu, hareket zafiyeti yapmaktadır. Bu nedenle inmemiş testis grubunu biz çok sık klinikte değerlendirmekteyiz. Buradan özellikle anne babalara, ebeveynlere, akrabalara ve özellikle ilk muayeneyi yapan doktor arkadaşlarıma bir seslenmek istiyorum. Muayenelerde mutlaka çocukların torbalarının içinde testislerin olup olmadığını kontrol etmeliyiz. Hem aile olarak hem doktorlar olarak bu bize bir yükümlülük. Çünkü ileri zamanda biz bu sperm bozukluklarıyla azospermiye kadar giden, sıfır sperme kadar giden süreçlerle uğraşmak zorunda kalıyoruz. Ve bu hastaları belki zamanında müdahale edebilsek bu durumdan kurtarabilecekken zamanında müdahale edemediğimiz için, muayene edemediğimiz için, üstüne titreyemediğimiz için bu nedenle hastalar ileride kısırlıkla uğraşmak zorunda kalıyorlar. Özellikle inmemiş testis grubu biz sıfır sperm dahi olsa mikroskopla mikro TSE ile içeride testiste sperm bulabiliyoruz %55-60'a kadar ama neden buraya kadar gelelim? Daha öncesinden bunları önlemek varken bir önleyici tıp olarak hem ailelere, akrabalara ve doktor arkadaşlarımıza, ilk muayene yapan doktor arkadaşlarımıza bir uyarı olarak bunu söylemek istedim.